Selamlar herkese. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Eğitim serimizde 4. modüle geçtik ve bu modülde artık Arbitrum'da bir proje geliştireceksiniz. Örneğin finansmana mı ihtiyacınız var? Bu finansmana nasıl erişebilirsiniz? Finansmana erişebilmek için nerelere başvurabilirsiniz? Başvurmanız için gereksinimler neler? Doğru yollar, doğru kaynaklar, doğru kanallar neler? Hepsinden bahsedeceğim. Daha önceki 4 modül boyunca Arbitrum'un amacından, vizyonundan, bir arbitrumun özelliklerinden, arbitrum ağının ne gibi işlevleri olduğundan bahsetmiştik. Ve arbitrumda bir proje geliştirmek istiyorsanız, bir yazılımcı olmak istiyorsanız nereden başlamalısınız, kendinizi nasıl geliştirmelisiniz hepsinden bahsetmiştik. Ve şimdi artık bir geliştiriciysek bir proje çıkarmaya, belki proje için ilk adımları atmaya başlayabiliriz. Tabii ki hani bir proje geliştirirken en büyük ihtiyaçlardan biri finansman oluyor. Onun için Arbitrum'da burada birçok destek sağlıyor ve bunları hibe olarak yani size Projenizi sunuyorsunuz. Projenizin hangi aşamada olduğuna göre değişiyor programlar. Tabii bu programların detaylarından bahsedeceğim ama ve diyorsunuz ki projem böyle böyle planım böyle böyle bu kadar finansmana ihtiyacım var ve doğru bir şekilde başvurursanız ve projeniz gereklilikleri sağlıyorsa size ücretsiz bir finansman destek veriyor Albertum aslında. Ve bu bölümde de bunu inceleyeceğiz. Daha sonra da örneğin şunu da inceleyeceğiz. Bir proje geliştirmek istiyorum ama benim ekip arkadaşına ihtiyacım var. Bunlara nasıl ulaşabilirsiniz ekip arkadaşlarına? Bunların hepsine de bak. Bakacağız. Ama bugünkü videoda Arbitrum hibe programlarına ilk genel bakışımızı yapacağız ve geleceği videolarda bunların detaylarını inceleyeceğiz. Bütün programları inceleyeceğiz. Ne kadar finansman sağlayabiliyorlar? Başvurmak için ne gibi gereksinimler gerekiyor? Hepsine beraber bakacağız. Arbitrum neden bu hibe programlarını çıkarıyor? Ne mi demiştik? Arbitrum aslında bir ağ gibi düşünün, bir telefon gibi düşünün. Arbitrum üstünde birçok uygulama, birçok dev çıkarabilirsiniz. Nasıl aynı telefonda oyun var, finans uygulaması var, işte sosyal medya uygulaması. Arbitrum'da bir telefon gibi düşünürsek Arbitrum üstünde birçok oyun çıkarabiliriz, birçok uygulama çıkarabiliriz ve Arbitrum da istiyor ki benim ağımın üzerinde birçok proje olsun ve bunun için de diyor ki ben sizlere teşvik vereceğim. Eğer projeniz gerekli gereksinimleri sağlıyorsa size teşvik vereceğim. Neden? Siz örneğin Arbitrum üzerinde öyle bir sosyal medya uygulaması geliştirirsiniz ki milyonlarca kullanıcı buraya girer. Arbitrum size finansman sağlayarak siz bunu başarıya ulaştırırsanız Arbitrum'a da kullanıcı sağlamış olursunuz. Çünkü sizin uygulamamızı kullanacak herkes Arbitrum da kullanılıyor olmuş olacak. Bunun için de destekliyor yani ekosistem büyümesi için. Projelerle işbirlikleri burada birçok proje gelişiyor ve burada her projenin farklı ihtiyaçları var. İşbirlikleriyle çok daha güzel işler çıkabiliyor ortaya. Bunu istiyorlar. Bunun dışında da Arbitrum'u daha çok kişiye ulaştırmak. Nasıl ben şu an eğitim videolarıyla sizlere Arbitrum'un detaylarını Arbitrum'un nasıl çalıştığını, buradaki fırsatları paylaşıyorsam. Bunun gibi farklı etkinlikler, eğitimler, organizasyonlar içinde bu hibe programları mail Programın peki odak alanları neler? Ya burada işte merkeziyetsiz uygulamalar var. Dediğim gibi bazen uygulama geliştirebilirsin, Blockchain altyapıları geliştirebilirsiniz. Örneğin projelerin burada ihtiyacı olan şeyleri geliştirebilirsiniz. Etkinlikler düzenleyebilirsiniz. topluluk konusunda eğitimler düzenleyebilirsiniz. Arbitrum'un yaygınlaşma fısı ve bütün yaygınlaşmasını artması için projeler geliştirebilirsiniz. Bu tarz herhangi bir proje geliştiriyorsanız Arbitrum hibe programlarına başvurabilirsiniz. Arbitrum tarafında Foundation ve DAO tabanlı programlar var. Foundation'da biraz daha vakıfın yani Arbitrum Vakfı'nın misyonuna dayanıyor. Burada Arbitrum Vakfı'nın belli stratejik hedefleri var ve belli yorum haritaları var. Bunlara uygun hibe programları açıyorlar. Bir de DAO tabanlı programlar var. Burada örneğin oylama açılıyor. Daha önce de bahsetmiştim Arbitrum sitesi üstünde. Arbitrum token tutanlar oy veriyor. Şu kadar hibe şu projeye verilmeli verilmemeli evet hayır gibi burada da topluluk ne derse hibeler ona göre dağıtılıyor örneğin geçtiğimiz yıl oyun projeleri için şu kadar bir hibe ayrılsın denmişti e topluluk evet oy verince de o hibe oraya ayrıldı peki süreçler nasıl oluyor yani şunu söyleyeyim ilk önce tüm süreçler online genelde duyurulu yapılıyor ve sürekli online bir program var bir başvuru formu oluyor kriterler oluyor siz bu kriterlere göre projeniz uygun mu değil mi önce ona bakıyorsunuz sonra formu dolduruyorsunuz daha sonra bu formuma göre bir dönüş geliyor. Bazen bir direkt iş planı istiyorlar sizden. Ve eğer bu dönüşe göre belli feedbacklerle düzeltme istiyorlar. Düzeltmeleri doğru yapabilirseniz son bir değerlendirme oluyor. Ve hani burada sizin yol haritanıza göre, KPI'larınıza göre onay veriliyor. Ve finansman size aydan aya sağlanıyor. Artık buradaki yol haritanız nasılsa. Genelde aşama aşama gidiliyor buradaki tüm grant programlarında, hibe programlarında. Ve hani şu an özellikle işte Arbitrum altyapılarını kullanarak bir proje geliştiriyorsanız son günlerde AI odaklı yap yapay zeka odaklı bir proje geliştiriyorsanız yeni hibe programları var. Zaten bunlarla ilgili çok detaylı bir video hazırlayacağım. Gelecek videoda hibe programlarıyla ilgili olacak. Çünkü inanıyorum Türkiye'den birçok proje çıkabilir. Birçok geliştirici var. Ve belki bu videoları izleyerek bir proje geliştirecek ve bu proje oldukça başarılı olacak. Onun için çok daha detaylı inceleyeceğim dediğim gibi. Burada projenizi oluştururken şu çok önemli. Hani sizin bir aşama aşama hedef belirtmeniz. Benim şu finansmana ihtiyacım var. Çünkü bu finansmanla şunları şunları sağlayacağım ve şu hedefleri ulaşacağım çünkü proje size ücretsiz para veriyor, fon veriyor ve bu fonun karşılığında neler yaptığınızı bilmek istiyor. Tamamen projenin amacı kendi projenizi geliştirmek, tek isteği Arbitrum üzerinde geliştirmeniz ama bunu takipte etmek istiyor ki bu hibelerin gerçekten bir işe yaradığını görmek istiyorlar, etkisini görmek istiyorlar, ekosisteme katkısını görmek istiyorlar. Onun için bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki tüm hibeler, tüm faaliyetler, Arbitrum'un dağıttığı tüm paralar şeffaf bir şekilde yayınlanıyor. Bunu herkes görebilir. Toplulukta bildirimde bulunabiliyor bu yararlı mı değil mi? Yani kısacası zaten blok zincirinde en önemli özelliği. Arbitrum'un da en önemli özelliği. Her şey şeffaf. Verilen paralar da şeffaf. Neden verildiği de şeffaf. Ve onun için Arbitrum da sizden aynı şeffaflığı bekliyor. Buradaki projelere göre de çok katma değerli birçok proje gelişti bugüne kadar. Bunları da beraber inceleriz. Yani dediğim gibi burada her aşamayı beraber yapacağız aslında. Çünkü bence en önemli kısımlardan biri GB programı. Çünkü bir proje geliştirmek için kafamızın rahat olmasına, işte kaynaklı edinmemize gereksinimimiz var. Bunun için de tabii ki finansman desteği önemli ve Arbitrum bunu sağlıyor. burada işte birçok örnek proje de var aslında. Başarı hikayeleri de var. Merkeziyetsiz oyun platformları olsun, tamamlanmış projeler olsun. Bunların hepsine ayrı bir videoda böyle tek tek inceleyeceğiz zaten. Gelecek videoda Arbitrum Grant sayfasını da inceleyeceğiz. Nasıl başvurular var bir genel bakış yapacağız. Ve daha sonra gelecek videolarda da her aşama için örneğin siz oyun projesi geliştirmek istiyorsunuz, projeniz hangi aşamada neye ihtiyaç Var. Buna göre de özel videolar çekeceğim ve umarım da bunlar sizler için faydalı olur ve aramızdan birçok kişi finansman desteği alır diyeyim ve videoyu burada bitireyim. Sorularınız varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Gelecek videolarda görüşmek üzere.